Evet sevgili dostlar, İstanbul Hepimizin girişiminin Medyascope TV için hazırladığı Şiir Hepimizin programına hoş geldiniz. Afetin felakete döndüğü bu zorlu günlerde tüm ekip deprem odaklı programlara yöneldik, sizlerin de takip ettiğiniz gibi. Ben İpek Akpınar, 3,5 yıl aradan sonra tekrar program yapmaya başladım aktif olarak, çok değerli bir dostumun eşliğinde. Afet, dirençlilik, yerellik eksenlerinde İzmir'den bir dizi programı ele almayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Çok değerli takım arkadaşım, doçent doktor Murat Tiryakioğlu ile birlikte bu moderasyon, ilk birlikte moderasyonumuz. Sevgili Murat, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk, teşekkürler. İstersen önce bir çok kısaca seni tanıyalım. Tabii, teşekkür ederim hocam. Ben Deniz Murat Tiryakioğlu. Ben aslında kalkınma iktisadı çalışan, bu konularda merak eden bir akademisyenim ve 2022 yılının son çeyreğinden itibaren de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak araştırmalarımı ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Ağırlıklı olarak çalışma alanlarım afet ve göç ekonomisine odaklanıyor. İklim temelli afetler, doğal afetler ve göçle ilişkili olarak kalkınma kapsamında araştırmaya, öğrenmeye ve öğrendiklerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz diye özetleyeyim. Şahane. Bu seride çok değerli, birlikte öğreneceğimiz ama senden çok çok şey öğreneceğimiz bir dizi olacak. Biz tabii 3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden takım arkadaşı şu anda ekranda sizlerle oluyoruz. Bugünkü konuğumuz sahadan yeni dönen mimarlık bölümünün birlikte görev almaktan gurur duyduğum genç hocamız, değerli doktor Uğur Demir, hoş geldiniz. Merhabalar hocam, teşekkürler, hoş bulduk. Belki Uğur Hocam'ı çok kısa olarak Murat Hocam siz tanıtırsanız. Ben memnuniyetle Uğur Hocam'ı takdim edeyim. Uğur Hocamız Kocaeli Üniversitesi'nden 2007 yılında inşaat mühendisliği lisansıyla mezun oldu. Ardından da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Çalışma alanları ağırlıklı olarak betonarme yapılar ve deprem mühendisliği konularına odaklanıyor. Ve 2021 yılından bu yana da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık bölümünde akademik çalışmalarına ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sahadaydınız. İpek Hocam izninizle ben buradan devam edeyim. Lütfen. Uğur Hocam'la çerçeveyi çizmeye. Uğur Hocam hem İstanbul Teknik Üniversitesi yıllarında bu konularda yaptıkları çalışmalar dolayısıyla hem de bu ne yazık ki son büyük felakette sahada bulunarak o yaptıkları çalışmaların bir anlamda tatbikini ve tetkikini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdü. Bölgede yaklaşık bir 8 gün vakit geçirdi. Öncelikle biz kısaca o bölgedeki çalışmalarınıza ve teknik açıdan gözlemlerinize ilişkin bir özet rica edebilir miyiz lütfen? Tabii. Biz depremden 2 gün sonra gidebildik. Hasar tespitle görevli olarak AFAD, TASK ve Türk Deprem Vakfı'nın ortak oluşturduğu bir komisyonun üyesi olarak gittim. Ben bir grup akademisyen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde onlarla birlikte. Hasar tespit depremin ilk süreçlerinde oldukça kıymetli oluyor o veri. Çünkü birçok insanın bölgede görev alması lazım. Görev alması sırasında konaklayacakları yerlerden tutun, içerisine girip çıkacakları tüm binalara kadar güvenliğiyle ilgili haliyle endişeleri oluyor insanların. Oradaki ilk koordinasyonu bu insanlar için sağlamak bu yüzden çok kritik. Kamu kurumlarının özellikle faaliyetlerini bir kısmının özellikle sürdürebiliyor olması gerekir. Ama binalarının mevcut durumdaki deprem sonrası performanslarından emin olamadıkları için insanlar çok ciddi problemler yaşıyorlar. Hasar tespit bu yüzden
Özellikle ilk zamanlarında, depremden sonraki kısa zaman içerisinde bunları tamamlamak gerekiyor. Biz de o kapsamda gittik. Kullanılan yöntem, hasar tespiti için mevcut yöntem, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyken yer aldığım araştırma grubu tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Bu nedenle bu yöntem, DASK daha fazla bu yöntemi kullanıyor hasar tespiti için ülkemizde. Böyle olunca bir depremlerden sonra genelde ilk giden ekiplerden biri oluyoruz oradaki koordinasyonla ilgili ve hasar tespit işlerine destek olmak üzere. Şu anda bu faaliyetler devam ediyor. 7-8 bin civarı tahminen sahada hasar tespit yapan bileşeni var. AFAD'ın Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleşiyor bunlar. %80-90'lı civarının tamamlandığını biliyoruz bugün itibariyle. Benim tahminim hafta sonu ya da pazartesi günü hasar tespit işi hemen hemen tamamlanmış olur bölgede diye tahmin ediyorum. Peki hocam, hangi şehirlerdeydiniz ya da hangi şehirdeydiniz? Biz Antep tarafından başladık, Gaziantep'ten. İlginç bir hasar dağılımı olan bir şehir olduğu için oradan başladık. Nurdağ ve Islahiye ilçeleri oldukça ciddi, depremde en ağır hasarı yaşayan ilçelerin başında geliyor. Onun dışında merkezine baktığınız zaman ufak tefek hasarlı yapılar dışında çok ciddi yıkılan ya da can kaybına sebep olan bir hasar yok. Depremin ivmesinin çeşitliliğinden kaynaklı Antep'in tüm ilçelerini gitme imkanı bulduk. Hatay'a, İskenderun'a, Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Elbistan ilçeleri ve merkezine, Adıyaman'ın merkezi ve Gölbaşı'na gitme imkanım oldu. Buralarda hasar tespit faaliyetlerinde bulundum. Antep'le ilgili ilçelerde çok farklılıktan bahsediyorsunuz. Bu hani sizin dikkatinizi çeken farklılık neydi hocam? Şöyle hocam, ilgili biz inşaat mühendisleri için kritik olan veri deprem büyüklüğü olmuyor. Deprem büyüklüğü o odak noktasıyla, orijiniyle ilgili bir ifade. Bu jeoloji ve jeofizik konusunda çalışan uzmanlar için kıymetli bir veri ama biz inşaat mühendisleri yapıları tasarlarken bunun tasarladığımız bina üzerindeki yer ivmesine bakarız. Bizim için kritik olan odur. 7.6 büyüklüğündeki bir depremde benim binamın üzerine 1G yer ivmesi gelirken 30 kilometre yakındaki başka bir ilçede binaya 0.15G bir deprem kuvveti etkileyebilir. Bu nedenle hasar diğerinin 10 katı olabilir. İvmelerle doğru orantılı kabaca düşünür varsayarsak eğer. Bu yüzden Islahiye ve Nurdağ gibi ilçelerde bu biraz daha kısıtlıyken Pazarcık depremi merkez üssü oraya 30 kilometre mesafedeki Araban ilçesinin köylerinde hemen hemen hiçbir hasar olmadığını görüyorsunuz. Bu bununla biraz açıklanabilir bir şey. Bu çeşitlilik de oradan kaynaklı hocam. Yani zemin koşulları bölgedeki o deprem bir dalga olarak denizdeki dalga gibi hayal edebilirsek seyrini değiştiriyor. Halde bazı yerlerde o büyüyor yüzeye çıkarken o deprem dalgaları odaktan. Bazı yerlerde zemin koşulları geçtiği zeminin katmanlarının özellikleri, fiziksel özellikleri nedeniyle bazen daha da küçülüyor. Bu yüzden Nizip gibi, Araban gibi bazı ilçelerinde çok az hasar gördük. Bunun dışında Nurdağ, Islahiye gibi ilçelerinde çok ağır hasarlar gördük. Neredeyse tamamen yıkılmış durumda var. Zaten Çevre Şehircilik Bakanı da bir açıklama yaptı. Nurdağ'da, Islahiye'de tamamen yeniden iskan edilecek. Yani ayakta kalan çok az bina var ve bunlar da zaten hasarlı binalar. Yani bir kent tamamen yok oldu demek yanlış olmaz yani bu iki ilçe için özellikle. Bunları duymak da bir taraftan da meslek insanları olarak bizleri bir kez daha mevcut yönetmeliklere, muktesebata yönlendiriyor. Sizin hani bir uzmanlık alanınız aynı zamanda bu mevcut yönetmelikler, yasal mevzuat, deprem yönetmeliği, riskli yapı tespit esaslarının yönetmeliği. Hani bu uzman gözüyle baktığınızda bu yok olan kentler, ilçeler üzerine neler söylersiniz, nasıl yorumlarsınız Uğur Hocam? Bizim mevcut yürürlükteki yönetmeliklerimiz
inşaat mühendisleri için bağlayıcıdır. 2018 yılında güncellenen Türk Deprem Yönetmeliğimiz var. Eğer arkadaşlarımız 4 numaralı görseli yansıtabilirlerse, burada bizim ülkemizin yaşadığı depremlerden çıkardığı dersleri görmek üzere koyduğum bir yansı bu. 1939'da ilk büyük deprem, Erzincan depremi olduktan hemen sonra aksiyon alınmış 1940 yönetmeliğini yapmışlar. İtalyan yönetmeliğinin bir tercümesi mahiyetinde. Ondan sonra alt satırda 1930'dan bu tarafa olan depremleri görüyorsunuz, önemli depremleri. Üst tarafta 1940-44-61 diye giden Türk deprem yönetmeliklerinin revizyonlarını görüyorsunuz. Ortadaki o grafik bina sayısını gösteriyor. Mevcut durumdaki bu bina stoğunun %80'i 2000 yılından önce inşa edilmiş. Buradan vardığımız sonuç oluyor yapı envanterini incelediğimiz zaman. Buradaki yönetmeliklerin gelişimi hep bir depremden, öncesindeki bir depremden ders çıkarmak üzerine kurulu. Bir şanssızlığımız, en gelişkin deprem yönetmeliğimizi 98 yılında yapmışız ama depremi test edemeden ve yürürlüğe dahi giremeden 99 depremini yaşadık. Dolayısıyla onunla ilgili de revizyonlar yapıldı ve bu geliştirildi. Mevcut yönetmeliklerin verdiği bize bir takım görevler var. Bu ilgili bir sonraki slaytı gösterebilirsek, bundan bir sonra bir yönetmelikle ilgili bir görüntümüz vardı. 5 numaralı. Burada gördüğünüz üzere yönetmelikler bir yapıdan bir dayanım istiyor. Bir de yer değiştirme yapabiliyor olmasını istiyor. Bizim yapılarda mevcut bununla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bu mevcut eksikliklerden dolayı yönetmeliklere uygun yapamadığımız için binaları çoğunlukla sahada gördüğümüz bu yıkıcı sonuçlar her depremden sonra karşılaştığımız ve konuştuğumuz şeyler oluyor. Sahada diğer hocalarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Boğaziçi Üniversitesi'nden çok kıymetli hocalarımız vardı. Benim yaşım, deneyimim ona yetmiyor ama 99 İzmit depreminden sonra da onlar hasar tespit faaliyetlerinde bulunmuşlar. Ve konuştuğumuz şeyler 24 yıl içerisinde bizim bir inşaat mühendisi gözüyle baktığımız zaman da hemen hemen hiç değişmedi. Bunu söylemek çok üzücü. Bu işi, bu mesleği yapan biri olarak. Gerçekten çok üzücü. Yani baktığımız o depremden sonra gösterdikleri hasar fotoğrafları ve şimdi birazdan vaktimiz olursa belki biraz üzerinde konuşacağız hasarlar üzerine de. Benim sahadan gözlemlediğim hasarlar arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Ya bu çok acı bir şey. Hani bir belli bir yıldan önce yapılan binaların bu tür eksiklikler eğer içerisinde yer aldığını tespit ettiysek bunun daha sonra depremde yıkılacağını biliyoruz. Biliyor olmamıza rağmen bununla ilgili yeterli tedbiri almıyoruz ki bu şu an mevcut senaryo yaklaşık 50 bin can kaybını işaret ediyor. Bunun daha da artmasından endişe ediliyor. Dolayısıyla bununla ilgili yönetmeliklerin kendisinde değil, dünyada çok önde olan yönetmelikler, bizim Türk deprem yönetmeliğimiz de öyledir, çok saygın insanlar tarafından hazırlanıyor. Sahada ne kadar uygulanıyor, ne kadar denetleniyor? Bununla ilgili çok ciddi problemler var. Ve çok daha önemlisi 1999 yılına kadar bu yönetmelikler biraz rafta kalmış durumdalar. Bununla ilgili yönetmeliğin yapmasını, yapılmasını ya da yapılmamasını istediği şeyler hemen hemen hiç dikkate alınmıyor. İzmit depreminden sonra bu biraz daha ciddiye alınmış olduğunu görüyoruz. Ondan önceki durum çok daha kötü ve bu şu anda yıkılan yapıların çok büyük bir kısmı 2000 öncesi yapılan, 2000'li yıllardan önce yapılan yapılar. Bunun temel bir sebebi de o. Yani oraya baktığımız zaman olması gerekenden 3 katlı binanın 6 katlı yerinde inşa edildiğini görmek mümkün. Projesinde 12 tane kolon olan binanın 9 kolonla yapıldığını görmek mümkün. İstanbul'da yaklaşık 30 bin bina incelendi Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma kapsamında şu an. Bunların içerisinde gördüğümüz 30 bin binanın içerisinde kullanılan beton projesinde olması gereken değerin yarısı kadar o tarihlerden önce yapılanlar. Çünkü hazır beton henüz yaygınlaşmış değil ülkede vesaire.
Dolayısıyla bu tür eksikliklerden dolayı yönetmeliklerdeki ilgili koşullar sağlanamıyor. Bunu yapamıyoruz maalesef uzunca yıllardır. Bunun da bu tür ağır sonuçları oluyor. Yani biz aslında kağıt üstünde hukuki çerçeve olsun, uzmanlık çerçevesi olsun, deprem yönetmeliğini, riskli yapı tespit esasları yönetmeliğinde iyi bir noktadayız. Yetiştirdiğimiz olağanüstü genç mühendisler, mimarlar var. Ama bir şekilde bunlara uymayan ve yıkıma sebep olan yapısal kusurlardan bahsediyorsunuz. Evet. Yani bu yapısal kusurlara da tabii aslında insani ve toplumsal kusurlar deyip ben biraz topu Murat Hoca'ya atayım. Hocam ne diyorsun? Teşekkür ederim hocam tekrar. Yani işte kalkınmanın ve yoksullaşmanın bir belirleyicisi olarak aslında insan temelli ve doğa temelli, doğa kaynaklı afetleri hep tartışıyoruz. Ve burada aslında çok önemli bir acı tecrübe yaşıyoruz. 10 ili etkileyen ve biraz önce Uğur hocamızın da bahsettiği gibi bazı illeri de tamamen ortadan kaldıran bir yıkımla karşı karşıyayız. Bu tabii beraberinde doğal afet girişte bahsettiğiniz gibi İpek hocam sizin de toplumsal bir felakete döndü. Ve burada gerçekten çok uzun yıllar üzerine çalışılması gereken çok katmanlı pek çok sorunla çok acı bir şekilde yüzleşmiş durumdayız. Ben toplumsal açıdan aslında Uğur Hoca'nın saha ziyaretleri kapsamında gözlemlerini, yani gerek meslek insanları, gerek arama kurtarma ekipleri, gerek gönüllüler ve yardımcı destek personel, tabii esasen de depremzedelerle ilgili bir meslek insanı olarak gözlemlerini merak ediyorum. Çünkü o bölgeyi biz izlediğimizde durumun ne yazık ki halen daha ne yazık ki çok ağır olduğunu, ağır seyretmekte olduğunu biliyoruz. Sahadan aldığımız geri dönüşler de bu yönde. Sahada bu mesleki açıdan değerlendirdiğinizde bu farklı gruplara reaksiyon ve durum nedir hocam? Biraz gözlemlerinizi, biraz kişisel bir soru, gözlemlerinizi aktarmanızı rica etsek. Hocam, son yıllarda baktığımız zaman buradan bu bağlantıya katılmadan önce bir çalışmamız kapsamında bu İRAP raporlarını inceledim. Acaba bu Hatay'da, Maraş'ta bununla ilgili öncesinde ne tür bir hazırlıklar yapmışlar ya da yapmayı planlamışlar diye. Kağıt üzerinde her şey mükemmel gözüküyor. Yani 300 sayfalık Hatay İRAP raporu diye dinleyicilerimizden merak edenler de bakıp okuyabilirler. Gayet açık, anlaşılır bir şekilde bu deprem riskini Antakya'da ortadan kaldırmak için ne yapılması gerektiğini uzun uzun tüm devletin kurumlarının bileşenleri tartışmışlar. Gayet akılcı şeyler yazmışlar. Üzerinden 2,5 sene geçmiş, tek bir adım atmamışlar. Bizim aslında bu afetlerde karşılaştığımız senaryonun bir özeti bu durum. Yani onunla ilgili bina envanteri çıkarmalıyız. İşte imar barışından dolayı maalesef aşağı yukarı 300 bin binaya o ilde imar barışı sonrasında yapı kayıt belgesi vermişiz. Bu binaların çok önemli bir bölümü yıkıldı. Çünkü kaçak binalar. Halde zaten bir sorunları var. Bir mühendislik hizmeti almamış büyük bir kısmı. Halde bunların çok büyük bir kısmı yıkıldı. Bunlarla mücadele etmeleri vesaire vesaire. Onun dışında afetle ilgili organizasyon, altyapının korunmasına yönelik vesaire, bununla ilgili çok ciddi tedbirler alınması gerektiğinden bahsedilmiş. Hiçbiri alınmamış. Şöyle düşünün, gittiğiniz kentte elektrik yok. Tamamen altyapı yerle bir olmuş durumda. Su yok. Sürekli cep telefonlarına SMS mesajları geliyor belediyelerden. Suyu içmeyiniz, içilmez bu su diye. İçerisine şebeke suyunun içerisindeki mevcut bir takım problemlerden dolayı. Yemeğe erişim problemli, çadıra erişim problemli. Depremin ilk 3 günü, 4 günü en kritik zamanları zaten o zamanlar. En çok oradaki insanların, depremzedelerin yardıma desteğe ihtiyaç duyduğu zamanlar o zamanlar. Devletin, tüm kurumların çok hızlı aksiyon alması beklenir ve gerekir. Çünkü bilmediğimiz bir şey değil. Biz bir deprem bölgesinin üzerinde yaşıyoruz.
Yani o harita hepinizin gözünün önünde canlanmıştır artık. Her programda, zaman zaman tartışma programlarında görüyoruz. Doğu Anadolu'da, Kuzey Anadolu'da, Batı'da, İzmir'i, İstanbul'u kapsayan tüm kuşakta her yer deprem riski altında. Ülke nüfusunun %90'ı deprem riski altında yaşıyor. Buna rağmen şu an ekranda da ilgili haritayı görüyorsunuz. Onun alta uzanan kolunda bu depremi yaşadık ve bekliyorduk. Bir sürü uzmanlar çıkıyorlar, anlatıyorlar. Birkaç yıl öncesinden bunu anlattıklarını biliyoruz. Buna rağmen sahada gittiğiniz zaman bu kaos, bu karmaşa, oradaki depremzedelerin arama kurtarma faaliyetlerinde duyduğu ihtiyaç, kendini devletin bir evladı gibi görememesi, dışlanmış hissetmesi, hiçbir hizmetin kendisine ulaştırılmadığı, yalnız başına bırakıldığı hissiyatı, biz Türk milleti olarak duygusal insanlardan oluşan bir milletiz. Ben kişisel olarak ben de biraz öyleyim. Orada gördüğünüz zaman o senaryoyu, insanlara hak vermemeniz elde değil. Yani giydiğiniz yelekten, taktığınız yaka kartından devletin bir görevlisi olduğunu biliyor insanlar. Arama kurtarma faaliyeti yapanları hariç tutuyorum. Onlara karşı bir tepkileri yok. Onun dışındaki devleti temsil eden herkese karşı tepkililer ve bu insanları anlamak gerekiyor. Yani haksız olduklarını söyleyemem. Kişisel tecrübem bu benim tamamen. Çok haksız olduklarını söyleyemem. Orada bulundum. 4 gündür başım ağrıyor, ağrı kesici bulamıyorum diyeni de gördüm. Çorba sırası işte yetmedi, sıra kalmadığı için sonra sıra gelmesini bekleyeni de gördüm. Bisküviyle vesaire beslenmeye çalışıyorlar. Halkımız yüce gönüllü. Çok ciddi yardım kampanyaları düzenlendi. Kişisel inisiyatifler alındı. Toplum olarak hızlı bir aksiyon verildi. Devletin kurumlarının bununla ilgili ayrılmış bir takım bütçeleri vardı vesaire. Buna rağmen bunları organize etmek çok büyük bir problem. Bizi tarifeli bir uçakla indiremediler. Çünkü bir depremde en olmayacak şeyler oldu. Havaalanları hasar gördü. Uçak inemiyor. Karayolları hasar gördü, yarıldı, ayrıldı birbirlerinden. Karayolundan yoluyla gitmek mümkün olmadı. Yani böyle bir koşul altında arama kurtarma faaliyeti için iş makinesi gönderemezsiniz. Yollar kapalı. Adana'dan bizi ancak Adana'ya özel bir takım izinlerle zor zaba indirebildiler. İstanbul Sabiha Gökçen'den bir özel uçak kaldırarak. Oradan karayoluyla 150 kilometreyi 8 saatte geçebildik. Yanından geçtiğimiz ve depremden bir buçuk gün sonraydı bu. Konvoylar uzun kilometrelerce, yüzlerce kilometre süren konvoylar. Neden? Şehir içerisinde, şehrin girişindeki yıkılan binalar tamamen caddeleri, yolları kapatmış durumda. Kimse o lojistiği nasıl yöneteceğini bilmiyor. Devlet tüm kurumlarını, alt birimlerini vesairesini AFAD çatısı altında biliyorsunuz yaklaşık 10 sene önce birleştirdi. Fakat tek başına bir kurumun, AFAD da olsa, bunun bir bakanlık personelinin kurumunun tamamını da olsa böyle bir felaketle, böyle bir depremle baş etmesi mümkün değil. İmkansız. Çünkü öncesinde o kadar plansız ki her şey. Yani o lojistiği yönetememenin bedellerini de ayrıca ödedi oradaki halk. Enkaz altında uzunca süreler kalmak zorunda bırakılarak. Bu yüzden bu plansızlık ve kaos dışında depreminden sonra geçen ilk 3-4 gün içerisinde çok fazla bir şey görmediğimi söyleyebilirim kişisel olarak. Sonrasında 3 gün sonra, 4 gün sonra yavaş yavaş bir otorite sağlanmaya başladı. Güvenlikle ilgili de, diğer konularla ilgili de. Biraz bunu oradaki yerel insanlardan anladığımız, biraz askerin, ordunun oradaki durumu, sürece katkı sunmaya başlamasıyla birlikte bir şeylerin iyileştiğini hissediyorlar oradaki insanlar. Tabii işin doğrusunu onlar yaşadılar, oradaki insanlar biliyorlar. Biz de sadece orada bulunduğumuz kısa süre içerisinde yansımaları kişisel olarak bana bu şekilde oldu hocam. Böyle ifade edebilirim. Dolayısıyla da yani bundan sonraki yeni yapılanma şehrin, bölgenin, mahallelerin yapılanması, binaların tasarlanması çok daha titizlikle ve bilimsel dayanaklarla yapılmalı ve çok paydaşlı olarak ve denetim mekanizması da o sürecin belirleyicisi olarak gitmeli. Ne yazık ki durum bu. Çünkü lojistik ağının işlemiyor olması, bahsettiğiniz gibi tıkanıyor olması
hem tahliyeler açısından hem arama kurtarma ekiplerinin medikal ekiplerine ulaşması açısından, sonrasında da hayati ihtiyaçların karşılanması açısından çok kritik bir sorundu. Bununla bağlantılı olarak akademik açıdan da bir merak konusu olan husus. Çok zannediyorum 70'li yıllarda bırakıldı bu geride. Mimar ve mühendislerin aslında binaların tasarımında, hazırlığında birlikte çalışıyor olması ideal olarak kabul ediliyordu. Çünkü mimar çizimi yaparken mühendisin bilgisine başvurmak durumunda, hangi kolonun nereden geçmesi gerektiği konusu ve daha pek çok belirleyici. Bu mimar-mühendis kavramı çok uzun zamandır ülkemizde yok. Mimarlar ve mühendisler ayrı ayrı. Belki bazı üniversitelerde vardır çift ana dal yaparak böyle bir ünvan alma şansı, ama ben bu gelişen teknolojiler, birazcık hani işin teknik boyutuyla birlikte bu ara çokça gündemde olan sismik izolatörler, işte şok emici teknolojiler vesaireyle ilgili olarak müfredatın ne çerçevede bunu takip edebildiğini ya da ne kadar uyumlu olduğunu da bir duymak isterim bir akademisyen olarak sizden. Yani bu güncel teknolojiler ve bir deprem ülkesi olarak inşaat mühendisliği müfredatı ne kadar uyumlu ve ne kadar revize süreci? Hocam, şöyle ifade etmek mümkün olabilir. Mühendislik olarak dünyadaki geriye kalan gelişmiş ülkelerden çok ciddi, inşaat mühendisi, yapı mühendisliği bakımından konuşuyorum, çok ciddi bir eksikliğimiz olduğunu teknoloji transferi konusunda en azından düşünmüyorum. Bahsettiğiniz teknolojiler uzunca yıllardır ülkemizde de kullanılıyor. Mevcutta da birçok hastanede, deprem bölgesinde de bu hastanelerden vardı. Malatya'daki hastanede kullanıldı. Ve performansının oldukça iyi olduğunu da gördük. Zaman geçtikçe, teknoloji geliştikçe ve patentlerle ilgili bir takım yasal sorunlar giderildikçe maliyetlerin de düştüğünü ve bu sistemlerin daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu spesifik olarak bahsettiğiniz konuya cevaben bunu söyleyebilirim. Genel olarak bu programın başında da kısaca konuşmuştuk sizinle. Depreme dayanıklı yapı tasarımı inşaat mühendisliği lisans eğitiminde seçmeli bir derstir. Depremle ilgili inşaat mühendislerine lisans eğitimi sırasında hemen hemen hiçbir eğitim vermiyoruz ülkemizde. Bunu üniversitelerden bağımsız söylüyorum. Çok iyi üniversitelerimizde de durum böyle. Diğerlerini söylemeye gerek duymuyorum. Aşağı yukarı 150-160 herhalde üniversitede inşaat mühendisliği bölümü var. Yaklaşık yılda 15 bin mezun veriyor. Bunlarla ilgili o kısma çok girmeyeceğim. Herhalde eğitim kalitesiyle ilgili hepimizin bildiği, kendi bölümlerimizle, alanlarımızla da ilgili kötüye giden bir trend olduğunun hepimiz farkındayız. Bu nicelik... Bu başlı başına, sözünüzü balla keseyim, bunu başlı başına ayrı bir program konusu yapalım. Elbette yapmak gerekir. İnşaatı, mimarlığı, başlı başına orası çetrefil alan. Evet, mayınlı arazi. Evet. Ama hani sözün bittiği yer değil de sözün başladığı yer olsun. Ben sizin sözünüzü kestim Uğur Hocam. Lütfen buyurun. Estağfurullah hocam. Yani buradaki konu biraz oraya geliyor. Bu bahsettiğiniz yenilikçi sistemlerle ilgili de işin eğitim kısmı İpek Hocam bahsettiği gibi bu ayrı uzun başka tartışmaların belki konusu olabilir. Ama bununla ilgili herkes kendi çevresinde bir takım kişisel yeni inisiyatiflerle bunu sağlamaya çalışıyor. Bizim yakın zamanda kendi üniversitemden, bölümümden örnek vereyim, bölüm kurulu yaptık. Depreme dayanıklı yapı tasarım mimarlık öğrencilerine bir seçmeli olarak veriyorduk zaten. Bunu zorunlu bir dersin bir parçası olarak yapalım diye bölüm kurulundan bir karar çıktı. Bunun farkındalığı yüksek bir bölümde çalıştığı için de ayrıca mutluyum bunun için. Ama bu bir takım kişisel inisiyatiflerle yapılabilen bir şey maalesef. Organize, daha bir üst aklının ayarladığı, bir operasyon yaptığı bir şey değil maalesef ülkemizde. Biraz daha tekrar hani konuyu ben sahaya geri çekebilir miyim izninizle? Şimdi bu riskli yapı tespit esaslı yönetmeliği, deprem yönetmeliğine
uymayan ve çok zedelenmiş yapılar var. Sizin de eminim görselleriniz vardır. Yani bu yasal mevzuatla, kentsel dönüşüm kanunuyla, işte güçlendirmeyle bu hasarlı binalar, yara almış binalar, değindiğiniz bütün o toplumsal yaraların ötesinde yeniden ele alınabilecek durumdalar mı? Bilemiyorum, elinizde çok detaylı, yoğun bir görsel var Uğur Hocam. İsterseniz onlar üzerinden bakalım. Şöyle bir girizgah yapıp önce hocam, istatistiksel olarak bahsettiğiniz yönetmelik oldukça önemli. 2012 yılında herhalde yürürlüğe girdi. Bu mevcut yapı İstanbul'daki, şu öndeki notlardan hızlıca kontrol edeyim. İstanbul'da toplam 1,5 milyon bina görünüyor. Bunun 800 bini 2000 öncesi yapılmış ve bunlardan incelenen 30 binin içerisinde %25'inin yüksek riskli olduğunu görmüş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu şu demek, tüm İstanbul'da 100 bin bina, belki biraz daha fazlası, ya yıkılacak ya ağır hasar alacak. Yani bunların birkaç kaç konut içerdiğini, bir konutta kaç kişi yaşadığını, hepsini bir o yaparsak 1 milyon kişinin risk altında olduğunu söylemek mümkün. Bu 100 bin binanın hepsini yıkıp yeniden yapamayız. Buna ne vaktimiz var, ne de bununla ilgili bir ekonomik gücümüz var. Bunun üstesinden gelmemiz mümkün değil, bunların hepsini yıkmamız. Dolayısıyla güçlendirme kısmı biraz mecburuz. Bunların yüksek riskli olanlarını güçlendirmemiz gerekiyor bir şekilde. Okul yapılarını vesaire İPKB bünyesinde bunu güçlendiriyorlar. Hastane yapılarıyla ilgili vesaire yapılan bir takım çalışmalar var. Konut yapılarına bu yüksek riskli olanların sıra henüz gelmedi gibi gözüküyor. Riskli yapı tespit esasları yönetmeliği şu açıdan bağlayıcı. Bu kentsel dönüşüm kanunu 6306 ile birlikte o da yürürlüğe girdi. Vatandaştan devlet şunu bekliyor. Oturduğunuz binada eğer bir risk görüyorsanız Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurunuzu yapacaksınız. Bizim uzmanlarımız gelecekler, binanıza bakacaklar. Riskli görürlerse eğer ilgili prosedür var. Bir yasal süresi 30 gün, 60 gün. Bina yıkabiliyorsunuz ama yeniden yapamıyorsunuz mevzuata göre. Şu açıdan yapamıyorsunuzdan kastım bu. Mahkeme süreci var, şu var, bu var vesaire. Yıkılana kadar süreç işliyor. Ondan sonrası biraz problemli. Haliyle insanlar, riskli yapılarda oturanlar dahi bununla ilgili bir aksiyon almakta tedirginler. Bunu yapmak istemiyorlar. Daha sonrasında bir yıl kira desteği vesaire gibi bir takım teşvikler var devletin. Tek başta yeterli maalesef olmuyor. Türk Deprem Yönetmeliği'nin mevcut yapılarla ilgili bölümleri de var. Bizim çünkü ülke olarak problemimiz yeni yaptığımız yapıların yıkılması, elbette çok küçük bir kısmı ama ikonik olanlar olduğu için televizyonlarda hep onları görüyoruz. 2-3 yaşındaki binalardan yıkılanlar elbette var. Ama toplam yıkılan binaların içerisinde %3, %5 bunlar. Ve yönetmeliklerin birden fazla ilkesinin ihlal edilmesi sebebiyle oluşan bir takım şeyler. Mevcut yapılardaki çok geniş ve birçok insanın kullandığı yapı stoğunun çok önemli bir bölümünü bunlar oluşturuyor. Eski yapılar, yönetmeliklere uygun olmayanlar. Bunlarla ilgili bir önceliklendirme yapmamız gerekiyor. Bunlarda ciddi bir takım hasarlar, eksiklikler görüyoruz. Şu an ekranda görüyorsunuz bu yönetmeliğin bahsettiğim gibi birden fazla genelde ilkesinin ihlal edilmesiyle ilgili. Bu Nurdağ'ında çektiğim bir fotoğraf benim. Bir cami yapısı. Kolonların üzerinde gördüğünüz yatay olan demirler, etriyeler. Bunların aralıklarının bizim yönetmeliğe göre 15-17 santim civarında olmasını beklersiniz. Ve düz donatıların, düz demirlerin kullanılması yasak. İçerisindeki beton birbirine çarptığınız zaman ufalanıp dökülüyor. Herhangi bir test yapmadık üzerinde ama bununla ilgili bir tahmin yürütmek çok zor değil. Çok kötü beton kalitesi. Burada 30 birim diyeyim dayanım olarak betondan daha aşağısını kullanamazsınız. En fazla 5-10 birimdir mevcut yerindeki. Böyle bir etriye aralığı kullanamazsınız. Böyle bir demir kullanmanız yasak vesaire vesaire. Bunların hepsi birleşince bu camide bu hasar oluyor. Burada birinci kattaki bu hasar, biz bunu az önce Murat Hocam da sordu. Mimarlarla birlikte bir takım işleri yapmak gerekiyor. Onların da bu konuyla ilgili sorumluluğunun olduğunu biliyoruz. Kendileri de, mimarlarımız da elbette biliyor. Buna biz mimari tasarım kaynaklı hasarlar grubuna sokuyoruz. Literatürde teknik olarak kullandığımız dil budur.
birinci katların yüksekliğini diğer üstteki katlara göre daha fazla genelde yaparız. Biliyorsunuz alt kat ticari amaçlarda ağırlıklı olarak kullanılır. Ülkemizde yaygın bir şekilde. Öyle olduğu için kat yüksekliği diğerlerine göre fazladır. Mimar bunun statik hesapta mühendis tarafından çözüleceğini haliyle düşünür. Mimari tasarımda bununla ilgili bir tedbir alma ihtiyacı duymaz. Ve bu elbette mümkündür de. Ama maalesef bunları çok fazla yapamıyoruz. Yönetmelik bununla ilgili birçok kural bize verir. Ama maalesef yapamadığımız için bu hasarları görüyoruz. Yine burada yine mimari tasarım kaynaklı dediğimiz zayıf kat düzensizliği sebebiyle yatmış bir bina görüyorsunuz. Alt katta, giriş katta mağaza ve benzeri bir takım vitrinler bulunması gerektiği için duvarlar orada mimar tarafından ihtiyaç görülmemiş, burada koyulmasın demiş. Bu yapılmayacak bir şey değil, tekrar altını çizerek söylüyorum. Elbette bu statik olarak iyi binaları tasarlayabilirseniz mimari tasarımdaki bu şeyler giderilir. Ama maalesef çok iyi mühendisler yetiştirdiğimizi belki de düşünüyoruz. Onlara biraz fazla güvendiğimiz için olabilir. Doğru tasarlayamadığımız için burada gördüğünüz gibi bir takım hasarlarda sahada yine ayrıca gözlemliyoruz. Bir sonrasında yine burada bir takım kancalar görüyorsunuz. Donatılardaki pasları görüyorsunuz. Denize yakın, burası tahmin ediyorum İskenderun'da çektiğim bir fotoğraf. Denize yakın yapılarda bu paslanma çok daha fazla olur. Denizden klor taşınıp beton içerisinde nüfuz ettiği için. O detayların o şekilde olduğu bir binanın yıkılmama ihtimali neredeyse hiç yok. Yani dolayısıyla bu yaptığımız kusurlar bir takım sonuçları oluyor. Son çok uzatmadan bir de Altınoğlu görseli eğer açabilirse arkadaşlarımız hızlıca İstanbul'da vardığımız yapı stoğunun değerlendirmesinde vardığımız sonucu özetleyeyim. Üst taraftaki şekilde beton basınç dayanımını görüyorsunuz. Beton basınç dayanımından oradan görebileceğiniz üzere önemli bir yüzdesi mevcut İstanbul'da incelenen binaların 8-10 megapaskal civarında dayanımı 30 olması gerektiğini altını çizerek söyleyeyim. Ya ortalaması 10 megapaskal civarında. Bir altında kolonların üzerindeki yükleri görüyorsunuz. Bu şu demek özeti size. Bizim Türk Deprem Yönetmeliği 10 birim yük taşıyabiliyorsa bir kolon en fazla 40 birim üzerine yükleyebilirsin. Yani kapasitesinin %40'ını kullanabilirsin diyor. Mevcut incelenen 30 bin binanın yaklaşık %14'ü zaten kapasitesinde çalışıyor. Bu şu demek deprem olmadan kendi kendilerine servis yükleri altında bile bu binalar çökebilirler. Altındaki etri aralıkları ile ilgili kısmı az önce hasar sebebi olarak camide gösterdiğim. Bizim yönetmelik 15-20 santim civarında olsun bunu geçmesin diyor. Birkaç ayrı koşul var bunlara bağlı olarak değişiyor. İstanbul'da 40 santimler, 50 santimler vesaireler artık normal olarak kabul edilebiliyor. 8-10 megapaskal beton gördüğü zaman bu iyiymiş bunun betonu diyen oradaki arkadaşlarımızdan, tespit yapan arkadaşlarımızdan duyduklarımız oluyor. Yani bu durumda oradaki senaryo ile ilgili de fikir üretmek çok zor değil, takdir edersiniz. İstanbul depremi olası, İstanbul depremi ile ilgili. Uğur Hocam, bu vurgularınız, bu değerli bilgiler bizlerle paylaştığınız için çok teşekkürler. Sahadaki bu fotoğraflar çok çarpıcı. Yani bir şekilde planlanan, projelendirilen hiçbir verinin, bilginin gerektiği gibi pratikte uygulanmadığını gösteriyor. Ya sahada şantiye mühendisi yok düzenli olarak, çünkü aynı anda belki büyük inşaatsa 5-6 şantiye birden gidiyor. Arkasına döndüğü an sahadaki deneyimsiz işçiler, deneyimsiz kalfalar zamandan kazanmak için muhtemelen etriyeleri kolona bağlamaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar, pas geçiyorlar. Yani bu çok ciddi bir bilinçlendirme ve farkındalık eksikliğine işaretti. Binlerce insanın yaşamına mal olan bu bilgi açığının içselleştirilmesi için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Durum onu gösteriyor. Ama bir taraftan da işte az önce zikrettiğiniz şey, 3 katlı olması gereken bina projede 6 kata çıkarılmış. Bundan bu kaybolan değerlere işaret ediyor, tamaha işaret ediyor. Bu baş edilmesi çok daha güç, çetrefil bir toplumsal problem ve bununla ilgili hepimizin elini taşın altına koyması, topyekün yeni bir dil, yeni bir alfabe
temiz eller çağrısıyla yola çıkmak gerekiyor. Ben tam da aslında bu noktada bu bütün çok boyutlu, çok katmanlı çetrefil problemi kendi kentimizde nasıl ele alabiliriz? Şimdi İstanbul'u kısaca zikrettiniz. İşte çok değerli bir tarama yapılıyor. Ama biz İzmir'de bir taraftan bu depremi bekliyoruz. Biz bugün bu kaydı 24 Şubat'ta kayıt olarak bu sohbeti gerçekleştiriyoruz sevgili Uğur hocamızla. Dün Naci Görür İzmir'deydi ve aslında televizyonlarda belki İstanbul egemen olarak konuşuluyor ama kentli çok tedirgin. İzmir'de herkes depremi konuşuyor. Naci Hoca'nın da varlığı tabii bu tedirginliği tetikledi diyelim. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi depremin olmasının kaçınılmaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu engellemenin de bugün bildiğimiz bir yolu yok bilimsel olarak. Haliyle bir deprem İstanbul'da bekleniyor. Bugün olur, yarın olur, 10 sene olur, 30 sene sonra olur. O tartışılıyor ama bir deprem olacağı kesin. İstatistiksel olarak da öyle olması bekleniyor. İzmir'de de aynı şekilde olması bekleniyor. Bununla ilgili yapı stoğumuzu bu konuşmamız boyunca, sohbetimiz boyunca biraz özetledik. Bu İstanbul'daki durum ya da Maraş'taki durum ya da İzmir'deki durum diye çok birbirinden ayrılabilir bir yapı stoğumuz da yok açıkçası. Yapım tekniği, pratiği birbirine çok yakın. Yerel bir takım elbette farklılıklar var ama çok olası senaryoda ciddi bir ayrıma götürmeyecek farklılıklar bunlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili tedbir almak gerekiyor. Bu riski, mevcut devasa yapı stoğumuzun içerisindeki riski önceliklendirmek benim önerim olurdu hocam. Yani belki 75 bin tane bina İnşaat Mühendisleri Odası'nın araştırmasına göre İzmir'de risk altında gözüküyor. Yine 9 Eylül Üniversitesi'nin şu an ekranda gördüğümüz 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir çalışma var. 27 tane aktif fay olduğunu görüyoruz. İzmir'de bu işler şu an mevcutta da devam ediyor. İTE'nin de ortağı olduğu, birçok hocamızın görev yaptığı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir geniş kapsamlı bir araştırma var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, İTÜ'den, Boğaziçi'nden başka hocalarımızın da dahil olduğu. 27 tane aktif fay görünüyor ve kötü tarafı İstanbul'da Marmara Denizi'nin altında beklenen, büyük deprem kırılması beklenen fay İzmir'de şehrin içinden geçiyor. Dolayısıyla hiç de azımsanacak bir deprem değil. 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretebilecek çokça fay var. Bizim üniversitemizin altından hemen geçen Gülbahçe fayı da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir önceliklendirme yapmamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir adım attı. Hızlı tespit diye İstanbul'da yaşayan herhangi bir kişi belediye internet üzerinden başvurusunu yapıyor. Bir hızlı değerlendirme yöntemi kullanarak tamamen ücretsiz bir şekilde belediyenin ilgili birimleri uzmanlarını gönderiyor. Gidip binayı inceliyorlar hızlı bir şekilde. Bununla ilgili binada bir risk var mı? 100 üzerinden bir puan vermek suretiyle. Örneğin 25 puan verdiyse ya yıkılma riski ilk %25'lik dilimde olan binanın içerisindesiniz demek. Dolayısıyla bununla ilgili yüksek riskli ve öncelikli oluyor. Bunlarla ilgili adım atıyorlar. Bunu da bir sürece bağladılar. 0 ile 25 arasında puan alanlara 1 ila 3 yıl arasında müdahale edeceklerini söylüyorlar. 25 ile 50 puan arasında alanlara 3 ila 5 yıl arasında vesaire diye gidiyor. Bunu önceliklendirmeden bu devasa yapı stoğunun içerisinde her yeri kentsel dönüşüm bölgesi inşa ilan ederek veyahut başka bir takım adımlar atarak bunların hepsini çözmek mümkün değil. Bunun için bir önceliklendirme çalışması her yerde yapılmalıdır. İstanbul'da yapılanın bunun çok doğru ve güzel bir örneği olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın İzmir'de de yapılabileceğini düşünüyorum. Biz akademisyenler bu işle ilgili her zaman açığız. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü en üst yönetiminden en alt çalışanına kadar her zaman bu süreçlere dahil olmuş, destek vermiştir. Şimdi de memnuniyetle bunu yapabilecek güçtedir. Bu yetenekte, bu nitelikte hocaları, uzmanları çokça vardır. Bununla ilgili otoritelerin, ilgili yöneticilerin bir sorumluluk alması gerekir.
Herhangi bir bununla ilgili bir görev düşerse bunu memnuniyetle yapabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu risk önceliklendirme çalışması ve yapı stoğunun riskinin belirlenmesi çalışması birebir aynısı, aynı yöntemlerle İzmir'de de oldukça kolay bir şekilde uygulanabilir. Vatandaşlarımızın da bu yönde ciddi beklentileri olduğu anlaşılıyor. Kişisel olarak bana da günde en az 15-20 arkadaşım, tanıdığım, eşim, dostum, hocalarım soruyorlar. Kendi binalarıyla ilgili ne yapmaları gerektiğini. Herkes tedirgin çünkü. Dolayısıyla böyle bir hizmet yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yapılırsa da üniversitemizin her bileşeni her zaman olduğu gibi her türlü desteği verecektir hocam diye düşünüyorum. Uğur Hocam, tabii bu çok değerli bir açık kart. Hem yerel hem merkez yönetimimizde kendi kentimizden sesleniyoruz. Biz 3 İTL'li olarak her zaman bu süreçlerin yanında, içinde bilfiil olacağız. Hem kurumumuz hem tüm bileşenleri. Ama aynı zamanda İzmir Üniversiteleri platformu birbiriyle çok yakın, ortak iradeyle, kolektif süreçlerle hareket etmeye de alışık bir grup. 10 üniversitenin ilgili uzmanları bu süreçlerle ilgili dertlenen her kentliye yardıma, desteğe hazırdırlar diyelim. Bu konu üzerinde daha çok konuşacağız gibi. Murat Hocam, Uğur Hocam, eklemek istedikleriniz var mı? Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ben Uğur Hoca'ya ve bilgileri için, verdiği değerli bilgiler ve paylaşım için, size de bu değerli moderasyonu ve programa beni ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda yine birlikte öğrenmeye devam etmeyi diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum İpek Hocam size, Murat Hocama beni davet ettiğiniz için, Medyascope platformuna ayrıca buna imkan tanıdığı için. Bu yayınların sürekliliğinin halk üzerinde bilinç oluşturmak ve bir şekilde bizim ülkemizde biraz işler öyle yürüyor maalesef. İlgili yöneticileri, sorumluluk alması gereken insanları baskı altında tutabilmek, bir şeylere zorlayabilmek için çok faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum aynı şekilde devam eder. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hem birbirimizden öğreniyoruz. Bu bir öğrenme süreci. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Toplumda öğrenmek isteyen, merak eden değerli kentlilere bir nebze olsa bilgi aktarabiliyorsak ne mutlu. Ama asıl tabii ki bu süreçlerde sorumluluk üstlenmesi gereken, sorumluluğu üstlenen yöneticiye doğrudan mesajlar veriyoruz. Umarım ulaşabiliriz. Değerli hocalarım, çok çok teşekkürler. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına sonuna geldik. Umarız bu gündemden daha umut veren programlarla yeniden karşınızda oluruz. İzmir'den daha pek çok yayın yapmayı planlıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.